Çünkü hocaların böyle bir eğitimi yok. Tıpkı hocaların formasyon eğitimi olmadığı gibi. En büyük problem o bir de. Şimdi okulu bitiriyorsunuz, hoca oluyorsunuz, sırfa geliyorsun. 200-300 kişi var, nasıl hitap edeceksin? Değerlendirmeyi nasıl yapacaksın? Bazı arkadaşlar beni eleştirdiler. Hocam ya sen herkese izin veriyorsun. Ya bunlar işte şöyle hak etmezler, gelip çalışmazlar. Ben de demiştim ki onlara ya mühim olan doktora yapması değil mi? Bugün burada çalışır. Yarın başka yerde çalışır ama kim kazanır? Memleket kazanır. İşte 2011'de 60'a yakın makalem var, kitaplarım var vesairem var. Bıraktık onları. Dedim ki dekan, ya bu senin idealin. Ne idealin? Anadolu insanına bir yetki verildiğinde bunun nasıl yapılacağını göstereceksin. Ben Furkan Güventaş'tan. Hukuk Atölyesi başlıklı bu podcast serisinde alanında usta olan isimlere yalnızca yöntemlerini soruyorum. Bu bölümde konuğum Sayın Profesör Doktor Fatih Uşan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam benim başlamak istediğim yer sizin dönem birinciliğiniz. 1990 yılında Ankara Hukuk Fakültesinden birinci olarak mezun oluyorsunuz. Belki bir birinciye öğrenciler açısından sorulması gereken en temel şey nasıl ders çalışırdınız? Şimdi ben birinci olmak için hiç ders çalışmadım. İyi bir öğrenci olmak için ders çalıştım. Şimdi bir önceki senenin kitaplarını yazın tedarik ediyordum. Şöyle bir gözden geçiriyordum. Çalışmak anlamında değil. Tabii o zamanlar bu kadar yayın yok, kitap yok. Ve onları tedarik ediyordum. Sonra ders aşamasından önce, derse gelmeden önce o günkü konuyu şöyle bir bakardım. Bir fikrim olurdu. Derste mutlaka not tutarım ve her derse de girmişimdir. Çok sayısı azdır girmediğim dersler. Ben de böyle psikolojik bir durum var. E, sanki o derse girmeyince anlayamayacakmışım gibi bir hal oluyor. akşam gidince onu tekrar ederdim. Bir zamanlar temize çekelim dedik ama bu çok vakit aldı. Sınav önceleri de bir buçuk, bir, bir buçuk ay öncesinden hazırlanmaya başlardım özet çıkartmak suretiyle. O özetin daha sonra özeti olurdu. Sınav akşamları da çok 3-4 sayfalık bir özet kalırdı. Ama son sınıfa gelinceye kadar, mesela ben gece uykudan taviz vermedim, geceliğin çalışmadım. Son sınıfta biraz artık bitirmenin de telaşı vardı belki, son sınıfta ciddi anlamda çalıştık. İfade ettiğim birinci olmak gibi bir hedefim o anlamda yoktu. Okulu bitirmek de hedefim ama son üçüncü son sınıfta Yaşar Karayalçın Hoca rahmetli, işte notu yüksek olanları bir topladı 10-15 kişi kadar. Banka Ticaret Enstitüsü müdürüydü. Orayı bir gezdirdi. Kütüphaneyi gezdirdi. Akademik çalışmadan akademik çalışma yapın diye bize önerdi. Sizi biraz akademisyen adayı olarak görüyordu. O 10-15 öğrenci. İşte o not ortaması yüksek olanları herhalde o yüzden toplamış. Sonra bir tanışma faslı oldu masa etrafında. Ben sona doğru kalıyorum. Başladılar. Tabii hoca liseyi vesaire de soruyor. Benim mezuniyetim Mehmet Lisesi'dir. Hocanın biraz şey baktım ki çok hoşlanmadı hoca. Efendime söyleyeyim. Biz tabii söyledik. Ne yapmak istiyorsunuz, ne olmak istiyorsunuz diye de sordu. Ben o zamanlar akademisyen olabileceğimi düşünmüyordum. Çünkü fakülteye alınmayacağım diye bir önyargı vardı bende. Avukatlık yapacağımı söylemiştim. Ee, öğrencilik dönemi de ifade ettiğim gibi böyle çok yüksek tempoda geçmedi. Ama sıkı çalışma ve günü gününe çalışma oldu. Yani baştan bırakayım öyle bir şey yapmadık. Günü gününe çalıştık. Notlarınızı hocam o bahsettiğiniz özet yöntemi yani birkaç kez aslında yıkayarak evet, temize evet. çekiyordunuz. Tabii şimdi... Hani bazı arkadaşların yazısı çok güzeldir. Benim öyle güzel değil. Aşağı yukarı ben anlayabiliyorum. Ya da benim yazımı okuyabilenler. Hani onu dışarıya vermedik ama öyle not tutarak çalıştım. Altını, kitapların altını çizmişimdir. Fakat bazı arkadaşlar da çok fosforlu görüyorum. Öyle değil. Kanunla, okula kanunla giderdim. E, mutlaka kanunla da çalışırdım. Çünkü hem orada yer ediniyor hangi yere çalışmanız gerekiyor, hangi yer aşağı yukarı, üç aşağı beş yukarı ezber yapmadık ama nereden, hangi kanun maddesinde ne var onu bilirdik. Böyle bir öğrenciliğimiz geçti. Kanun okumak da bir yöntem sanırım hocam. Çünkü yani ilgili konuyla bağdaştırmak için mutlaka ilgili yerin belki notun yanına, ilgili kanun maddesinin yanına küçük notlar almak. Şimdi bizim o olmazsa olmazımız mevzuat. Yani o zaten sınavlarda olduğu gibi gerçek hayatta da öyle. Mevzuatta Hani maddenin nerede, kaç numarasını bilemezsiniz ama ne yazdığını bilmeniz lazım. Üç aşağı beş yukarı çalışırken de çok faydası olur. Çünkü bazı şeyler kanunda direkt yazmış olabiliyor. Sınav içi açısından da öyle, ileriki hayat açısından da öyle. Mevzuatla mutlaka çalışmak lazım. Hocam öğrencisi olduğunuz dönemden Ankara Hukuk Fakültesi'nden hangi hocayı alıp getirip kendi fakültenizde ders anlatmasını isterdiniz? Şimdi bizim için biraz geçinmez mesela Fikret Hoca var, Fikret Eren Hoca var. Burada dekanlık yaptığımız dönemde de birkaç kez kendisi sağ olsun gelmişti. Mesela Fikret Hoca'yı bizim yetişmemizde de çok büyük önemi vardır. Önüne kaldığımız hocalardan bir tanesidir. Bir de Serper Ersüz'e hoca'dan bahsetmem gerekir. Benim iş hukukunu sevmemin sebebi odur. E, tabii çalışma hayatı var, biraz çalışma hayatıyla ilgili. Hoca güzel ders anlatır. Ben son sınıfta iş hukukunu çok sevdim. Hatta ilk kez iş hukukunda söz aldım. Tabi koca amfi. Dört yıl boyunca hiç söz almamışız. Koca soru sordu kimse bilmiyor. İçimden bir ses diyor ki hadi Fatih parmak kaldır. Parmak kaldırdık, cevap verdik ama ses heyecan titremiş. Oradan kaldı. Ben o anlamda hoca soru sorardı. Ben de onu takip ediyorum. Derslerde e, soru soruyorum. Mesela ben bilsem de o zamana kadar cevap vermezdim ama iş konuda ilk kez e, tabir caizse ifade edebilme imkanına kavuştuk. Şimdi derslerde de mesela öğrencilere direkt sorarım bazı bildir, söyleyemez, katılsın diye böyle bir yöntemi de benimsemiş olduk. Belki iş hukukunda ilk kez söz almanız aynı zamanda sizin akademide de iş hukukunu tercih etmenize neden oldu. Kesinlikle öyle. Mayıs 91'de, Mayıs 1991'de iş hukuk alanında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlıyorsunuz. Doğru. Önce neden akademiyi tercih ettiniz? Sonrasında da alan olarak neden iş hukuku? Şimdi Furkan'cığım ben e, annemin babamın yanında yetiştim. Fakülteyi hep beraber okurduk liseyi vesaire Ankara'da. Şimdi hakimliği tercih etsek Taşra'ya gideceğiz. Bu benim çok alışık olduğum bir düzen değildi. Akademisyenliği tercih etsem akademisyen olamayacağım diye bir ön yargı var. Avukatlık hep düşünüyordum. Yapıma da çok uygun değil belki ama yani işte Ankara'da kalacağız, avukatlık yapacağız. Sonra tabii fakülteyi birincilikle bitirince dedim ki acaba yani bu akademisyenlik nasıl olabilir? Çünkü geçmiş örnekleri var işte dereceyle bitirenler fakülteye alınıyor vesaire. Biz e, o dönemde medeni hukuktan aslında akademisyenliğe başlayacaktım. O da Fikret Hoca var diye Fikret Hoca ile çalışma imkanı olabilir anlamında. Sonra bu dönem içerisinde bir mezuniyet töreni oldu. Mezuniyet töreni biz konuşma da hazırlamıştık. Törende bize konuşma imkanı tanımadılar. Öyle bir şey oldu ki anlamadım yani nasıl olduğunu vaziyetin. Sonra e, birden o fasıl bitti. Birinci, ikinci, üçüncü aynı ödül verildi. Sonra hocaya gördüm dedi ki, ya dedi işte ben o sırada dışarıdaydım. Sen her zaman her yerde bunu kullanırsın. Bu benim için bir dönüm noktası oldu. Yani akademisyenlik şeysi anlamında artık bu sefer akademisyen nasıl olabiliriz? Nerede olabiliriz? Çünkü akademisyenlik birinci ya, yani hakkımı teslim etmediklerini düşünüyorum. Akademisyen alınmayabilirim. Çünkü usta-çırak ilişkisi, insan çalışabileceği kimseyi tercih edebilir. Orada bir şey yok. Ama bu sefer hakkımızı vermeyince bir baktık Erzincan Hukuk Fakültesi kurulmuş. Yeni bir yer. Bizim akademisyenlik oradan başladı. Peki hocam akademik kariyerinizde sizin ufkunuzu genişleten sizi etkileyen hocalarınız oldu mu? İşte lisans döneminde Fikret Hoca'yı sayabilirim. O e, duruşuyla e, Gülizar örneklemesiyle benim hayatımı etkilemiştir. Onu örnek almaya çalıştık akademik çalışma dönemi içerisinde de tabii biz kadromuz o zaman Erzincan'da Konya'da yüksek lisans doktora yapıyoruz. yüksek lisans da Haluk Hoca'yla çalış, çalıştım. Doktora da Adnan Hoca'yla. Ama benim şöyle bir rahat tarafım vardı. Şimdi her toplantıya gidiyordum ve bu anlamda doğrudan bir hoca da olmadığı için ben herkese kendimi tanıtıyordum. Bazı hocalar için ya da İstanbul'daki Ankara'daki asistanlar için Biraz onlar geri durum geri kalıyorlardı. Ben direkt gidiyordum işte ben Fatih Düşen, Erzincan asistanım şuradayım falan diye. Bir de yüksek lisans tezim çırak sözleşmesini yazmış. Onu göndermiştim. Bu da güzel bir çalışma olmuştu. Doğrudan doğruya belki bir direkt etkilenme yok ama hocalarımın tabi arkadan destekleri olmuştur. Diyem yerinde ise ben tırnaklarımla kaza kaza geldim diye düşünüyorum. Kimleri zikretmek istersiniz? Sizi i̇şte destekleyen bu, hocalardan. mesela Haluk Hocam, yüksek lisans, bütün aşamalarda vardı doçent. Haluk Hadis Sümer. Hadesümer, evet. Adnan Tuğ Hoca doktora tez danışmanımdı. Tabii bir de Serper Hoca'yı da lisansdan dolayı onu söyleyebilirim. Hocam şimdi hukuk eğitimine ilişkin bölüme geçmek istiyorum. Adalet Bakanlığı'nın düzenlediği 2021 yılında gerçekleşen hukuk eğitimi sempozyumunda sizin bir bildiriniz var. Bildirinizin başlığı bir türlü çözülemeyen bir problem. Hukuk eğitiminde yeni yaklaşımlar klasik metottan ayrılma gerekliliği. Dekanlığınıza da geleceğiz ama ondan bağımsız olarak sizce bugün hukuk eğitiminin en temel problemi nedir? Şimdi bir, bir tane problem belki yok. Bir, büyük sınıflar, anfiler. İki, takrir metodu. Hocanın kürsüye gelip dersi anlatıp çekip gitmesi. Mesela şu an içinde bulunduğumuz amfi sizce büyük mü eğitim için? Büyük. Şimdi mümkün elimde imkan olsa çok belki 20 30 kişilik sınıflarda eğitimi sürdürmek isterim. Ders saatlerini de azaltmak suretiyle. Şimdi bir hiç unutamıyorum bir YÖK'te dekanlar toplantısı oldu. Dekan olduğumuz dönemde işte kredilerden vesaire konuşuyorlar. Eski bir tanesi dekan dedi ki ya bu ders saatlerini azaltırsak öğrenci ne yapacak? Ya kantine gidecek ya kahveye gidecek dedi. Ve ben çok şaşırmıştım. Çünkü bizim dönemimiz de şimdiki çok farklı. Bakın teknoloji gelişti, imkanlar gelişti. Eskiden kitap yoktu. Google'a bir şey yazıyorsun. Anada cevabını alıyorsun. Dolayısıyla eski usulü değiştirmek lazım. Yani hocanın kürsüye gelip 200 kişiye birden ders anlatıp işte soru sorar, sorar cevabını alır alabilirse çıkıp gittiği yöntem artık terk edilmesi gereken yöntem. Ama yok tabi bu kontenjanları belirliyor. Sınıfların sayısını artırmak lazım. Daha küçük çerçevede, daha az kişili ve o kişilerin derse gelmeden önce hazırlandığı ama problem, ama doktrin görüşü, bunların tartışıldığı bir metoda geçmek lazım. Bu tabii kolay bir metot değil. Fedakarlık gerektirir. Hocam kontenjanlar açısından mesela dekan olduğunuz dönemde sizin yöke bildirdiğiniz sayıların kabul edildiği oldu mu yoksa yok Olmadı. daha çok kendisi mi belirliyor tabii, sayıları? Tabii. Yök belirliyor. Biz... Fiziki imkanlardan Hayır. habersiz bir şekilde. Tabii. Biz hatta bir dönem cinnahta deyim yerinde şey, otobüs koltukları gibi, otobüs sırası gibiydi sınıfımız. O fotoğraflarını çektim. YÖK Başkanı'na o zaman vermiştim, YÖK üyelerine verdim. Biz dedim bunu kaldıramayız ama 100 kişi kontenjan geldi. Biz de bu sefer şubeye bölmüştük. Mesela bir, bir problem de o. Hocalar daha büyük toplulukta ders anlatmak belki kolaylığına gidebiliyor yönetim anlamında da. Şimdi hocaların sayısı arttı. Mesela biz burada onu yapmaya çalıştık. Şubeye de bölebilirsiniz zamanı yayabilirsiniz. Çünkü gerçekten verimli olacak. Sayı arttı, azaldığı zaman hoca açısından da öyle. 100-200 kişilik sınıfa hitap etmekle 50 kişi, 60 kişi, 100 kişiye hitap etmek aynı şey değil. Öğrenci açısından da, dinleme açısından da daha kolay diye düşünüyorum. Evet. Hocam dekanınıza geçebiliriz. Ankara Yıldırım Beyaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde kurucu dekan olarak 10 yılı aşkın bir süre görev yaptınız bu süre içerisinde birçok faaliyetiniz var ama ben yine hukuk eğitimiyle bağlantılı olarak sormak istiyorum. bu dönemde hukuk eğitimi adına hangi yöntemleri izlediniz? Şimdi bizim bir sloganımız vardı. Hukukun üstünlüğünü özümsemiş, hakkaniyetli ve adaletli hukukçu yetiştirmek. <laughs> Bütün hedefimiz bu, bu şekil, bunun üzerine şekillendi. Gördüğüm eksikliklerden bir tanesi, kendimin de dördüncü sıfa kadar konuşmaması. Bir kere öğrenci konuşturacaksın. İki, uygulamanın içerisine sokacaksın. Akademik çalışmayı lisans öğreteceksin. Sunum yaptıracaksın. Bizim avantajımız, ilk Türkiye'de ilk devlet üniversitesiydik. İngilizce hazırlığı olan. Ve derslerin en az yüzde 30 İngilizce olacaktı. Biz bunu açtık. Yani birinci sınıftaki bizim öğrencilerimiz İngilizce sunum yaptılar. Hatta öyle ki belki 10-15 kişilik asistan arkadaşları da görevlendirmiştik. 10-15 kişilik gruplar halinde bir konuyu araştırırlar. Makale formatına getirdiler yabancı, İngilizce. Ve bunu sunum, sundular. Bu tabii çok şeyi değiştirdi diye düşünüyorum. Bunun dışında... Bu birinci sınıfta yani tabii, öğrencilerin akademik olarak formatı, biçimi öğrenmesi adına yaptığınız şeylerden bir tanesi. Tabii şimdi arkadaşlar söylüyorlar. Yüksek lisansa farklı üniversitelerden gelen arkadaşlar bilimsel hazırlık dersi bu anlamda ihtiyaç duyuyorlar. Ama bizim öğrencilerimiz bunu görmüşlerdi. Yabancı, mesela uluslararası yarışmaları öğrencilere gönderdik. Moot Court. Kendimiz de gittik bir dönem Avusturya'ya. Tahkim yarışmalarını, İstanbul'daki tahkim merkezinin yarışmalarını öğrencilerimizi gönderdik. Tüketici biliyorsun. Evet. Tüketici yarışmalarını öğrencilerimizi gönderdik. Yani burada çeşitlendirmek suretiyle öğrencinin nerede kendisi acaba kendisi orada olmak istiyorsa ona yönlendirme içerisinde olduk. Bir dönem hocalarımız mesela deneme sınavı yaptılar. Ben hayatta duymadım. Hı. Ünsal ve Zeynep Hoca mesela ilk dönem deneme sınavı yaptı öğrenciler için. Yok yani bunun önünü herhalde yoktur. Evet. İşte Ersin dosya hazırlatıcı usulde. Yani şimdi biraz önce bahsettik ya ben ders anlatacağım yerine temeli vermeliyim. Ama onun üzerine öğrenciye araştırma konuları vermeliyim. Öğrenci o temeli üzerine onu koymalı ve bunu piyasaya tabir caizse giderek adliye vesaire de uygulamada mesela ben şimdi sözleşme hazırlatıyorum. Hizmet sözleşmesi. Ve el yazısıyla istiyorum onu. İster istemez onu okuyacak. Dolayısıyla bir sözleşmede ne var? Tabii bu belki basit bir şey ama sonuçta bir için söylüyorum. Ve onu da ekstra bir puan olarak değerlendiriyorum. Mesela biz bu yarışmaları da hep ekstra puan olarak değerlendirdik. Klinik yaptık mesela. Evet onu, onu soracaktım. Evet. Uygulama yönelik olarak yani yani klinik, adliyelerde doğrudan öğrenciler. Klinik yaptık ve o öğrencilerden Dönüş aldık, mesela mülteciler üzerine yapmıştık. O öğrenciler o bir bilgiyi öğrendiği bilgiyi orada kullanma imkanı buluyor. İki direkt insanla karşılaşıyor, onun sorunuyla karşılaşıyor ve nasıl çözerime bakıyor. Yani o o dönüşler vardı, çok enteresan. Hangi vardı. alanlarda hocam, klinikler vardı? Arabuluculuk kliniği yapanlardan ilk biz. Hı hı. Sonra biz mülteci üyeler üzerine Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği ile beraber. Bir de Keçiören Belediyesi yapmıştık geçmişte. Pandeme girince bunlar tabii kaldı. Biraz bu kliniklerin amacı vatandaşlara pro bono yani herhangi bir ücret olmadan hukuki destek sağlamak ve bunu hukuk öğrencileri eliyle yapmak değil mi? Kesinlikle. Hatta bir projemiz daha vardı. Bu ara Buluculu fakülte bünyesinde ara Bulucuk merkezi kurmak suretiyle yapmak. Yani şimdi ara Bulucuk merkezleri var. Hı hı. Orada öğrenciyi de çalıştırmak hukuk kliniği anlamında. O zamanki rektör beyden oda istemiştik, vermemişti. Tabii sıkışıklık olunca. Belki hala gerçekleştirebilir, bilinir. Yani amacın şu olması lazım. Öğrenci ne kadar uygulama içine girerse o kadar faydalı oluyor. Çünkü artık her şeyi internetten bulması mümkün, elektronik ortamdan bulması mümkün, bilgiye ulaşıyor. Ama onu kullanmasını, kullanma tekniğini öğretmemiz gerekiyor. Hocam %30 İngilizceyi bir de bahsetmek istiyorum. İlk ve tek devlet İldir. üniversitesi evet, açısından. Şu an tek değil, değil. ama... Nasıl o süreç başladı? Yani yok mü bunu belirledi? fakit olarak siz mi talep ettiniz? Şimdi bizim zamanımızda benim de yabancılığım İngilizce. Hocalar derdi ki bize bir hukukçunun Almanca bilmesi lazım. Şimdi tabii biz Erzincan'a girdik. Almanca o, o zaman böyle imkanlar yok. Sel projelerde dedi ki sen İngilizce devam edebilirsin. Sonra öyle bir hal aldı ki İngilizce dünya lisanı oldu. Dekan olarak atanınca buraya, üniversitede böyle bir mis misyonu var. Yani Şimdi Ankara var, Gazi var, o dönem için Hacettepe var ama öğrenci almamıştı. Ya Dolayısıyla bir farklı bir şey yapmak lazım. Yani tercih edilebilecek bir fakülte oluşturmak lazım burayı. O zaman dedik ya İngilizce yapalım. %30 İngilizceyi belirledik. Yökün şeysi yok. Yökün kriteri sadece şu. Eğer siz İngilizce hazırlık koyuyorsanız derslerin %30'unu İngilizce vermeniz lazım. Neyse biz hocaları da temin ettik. Hiç unutmuyorum. Bir, arka, bir hocamız Aradı beni bir gün. Ya dedi benim yeğenim dedi yatay geçiş yapmak istiyor bir fakülteden, devlet üniversitesinden. Ne zaman böyle oluyor kontenjanlar? Ben de dedim ki hocam onu alamayız. Nasıl alamazsınız ya dedi. Hocam dedim bizde İngilizce hazırlık var, İngilizce dersler, yüzde 30'unlar arıyoruz. Ya dedi sen İngilizce anlatacak Hoca nereden buldun dedi. Ben de buldum dedim. İngilizce bulduk, Almanca bulduk, Fransızca bulduk, Hukuk Arapçası da bulmuştuk. İngilizce evet. anlatan hocalardan biri de E.C. Santos. Hatta... Evet. Bu sizin bundan bahsetmeyi unuttuk hocam. Evet. Dekanlıkta 10. yıl anısına teşekkür armağanı içerisinde yaklaşık 50 hakem incelemesinden geçmiş eser var. Onlardan bir tanesi de Santos Hoca'ya ait. Şimdi mesela Santos Amerikan vatandaşı, Amerikalı. Amerika'da doktora yapmış. Bir mail attı. Ben kendisini tanıtarak. Ben de tam ara bu, bu, bu biçilmiş kaftan. Neyse onu hemen aldık. Onun e, çok ciddi katkısı oldu. Başka devlette örneği yok diye biliyorum. Yabancı kontenjandan çalıştırıyoruz. Yani pür Amerikalı, bu konuda tecrübeli. Hocam hukukta eğitim yöntemlerinden bahsettik. Bir de bu eğitimi veren hocaların yetiştirilmesiyle ilgili özellikle başvurduğunuz şeyler oldu mu? Şimdi mesela yurt dışı tecrübesi son derece önemli. Ben birkaç kez gitmiştim yurt dışına. Mesela bir tanesinde e, kütüphanede çalışıyoruz. Çıktı almam gerekti. Sene 91'di zannedersem. Ya baktım hem yazıcı var hem ücretsiz. Değil mi yerindeyse şok oldum. Bizde o zamanlar böyle bir imkan yok. Dolayısıyla bir akademisyenin mutlaka akademisyenden önce lisans öğrencisinin mutlaka yurt dışına gitmesini teşvik ediyorum. Erasmus'la, bursla vesaire. Fakültede de onu arkadaşlarımızdan özellikle istedik. Yani bir zaten İngilizce bilmeleri gerekiyor. Bir de bu Almanca Almancayı belki konuşamayabilirler ama en azından literatürü takip edecek bir Almanca dil bilgisine sahip olmalarını arzu ettik. Bu vesileyle ben hep görevlendirmeleri sıcak baktım. Hatta üç arkadaşımız yurt dışında burada olmalarına rağmen doktora yaptılar. Başka yerde var mı bilmiyorum yani kadroları burada ve burada işte çeşitli burslarla ya da kendi imkanlarıyla bitirdi geldiler. Ben bunu son derece önemli olarak görüyorum. Yani hocam akademisyen yurt dışında yani akademik çalışma mutlaka yapacaktır ama bunu yapmasa bile sadece orayı görmüş olması bile ona bir vizyon e katar işte, diye düşünüyorsunuz. Kesinlikle işte ben gittim kütüphaneyi gördüm. Yani adam demek ki olabiliyormuş. O yüzden o örneğe verdim. Yani insan orada bir dolaşması, akademik çalışma dışında dolaşması eskiden çok zordu bu şartlar, İmkanlar yoktu. Şimdi onlar kolaylaştı, burs vesaire var. Dolayısıyla mutlaka gitmeyi teşvik ediyorum akademik çalışma yaparlarsa zaten çok güzel oluyor. Orada bağlantıya giriyor arkadaş. Hocasını getiriyor, hocasıyla bağlantı oluyor, kendisi gidiyor, akseptler salması gerekiyor, başkasına yardımcı oluyor. Bir tanesi şimdi Max Planck da şimdi işte bir ses sena, orada Türk masasının şefi. E biz de orada bir doktora yaptı, burada da doktorasını bırakmıştı, biz ona izin vermiştik. E şimdi benim için büyük mutluluk, yani yurt dışına doktora yapmasaydı Max Planck'ta çalışamazdı. Bazı arkadaşlar beni eleştirdiler. Hocam ya sen herkese izin veriyorsun. Mevzuatı zorlayarak tırnak içerisinde. Detaya girmiyorum. Ya bunlar işte şöyle hak etmezler, gelip çalışmazlar. Ben de demiştim ki onlara ya mühim olan doktora yapması değil mi? Bugün burada çalışır. Yarın başka yerde çalışır. Ama kim kazanır? Memleket kazanır. Bir tane mesela bir seslenen yaşında öyle bir örnek oldu. Dolayısıyla hocam bir anlamda yani dönüp İlla bir fakültede hizmet etmesi değil. Hayır. Türkiye'ye karşılık vermesi. Ya şimdi anlamı. mesela Furkan Güven Taştan nerede bu? Burada. Yarın başka yerde. Öbür gün başka bir yerde. E kime çalışacak bu arkadaş? Kim için hizmet edecek? Bu memlekete hizmet edecek değil mi? Sonuçta bu devlete hizmet edecek. Öğrenci yetiştirecek. Bugün Ankara'da olur. Yarın İstanbul'da olur. Öbür gün İzmir'de olur. Böyle bakıyorum ben hadiseye. Önünü açmak lazım insanların. Dekanlıkta belki sorarsan iki şey önemli. Şimdi aklıma geldi. Bir, bana gelen teklifleri olabilirse hemen uygulamaya geçtim. Asistanlarla, öğrencilerden. İki bu yurt dışı meselesi öneme diye düşünüyorum. Arkadaşların çoğunun iki dili oldu. E kim kazandı, kim kaybetti? Evet. İdari görevlerinize biraz değinmek istiyorum. Sizce bir akademisyenin idari görev yapması akademik çalışmalarını nasıl etkiliyor? Bunu neden soruyorum hocam? Çünkü sizin... 10 yıllık dekanlığınız dışında halen de devam eden görevleriniz var. Bu süre içerisinde rektör yardımcılığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki görevleriniz de oldu. Akademik çalışmalarınız bundan nasıl etkilendi? Çok etkilendi. Fakat ben bunu bile bile göze aldım. Şimdi dedim ya derse girmeyen, girmediği dersten etkilenen bir kişinin akademik çalışmayı seviyorum. Benim o zaman işte 2011'de 60'a yakın makalem var, kitaplarım var vesairem var. Onlardan dedim ki, bıraktık onları, dedim ki dekan, ya bu senin idealin. Ne idealin? Anadolu insanına bir yetki verildiğinde bunun nasıl yapılacağını göstereceksin. Ben hep öyle baktım hadiseye. Dolayısıyla hiç de pişman olmadım. Yani çalışmalarım geri kaldı, şöyle oldu, böyle oldu. Hiç düşünmedik. Bir sürü idari görevleri yaptık. Orada da görev görevlileri paylaştırdık ve sonunda kontrol eden mekanizmada bulundum ben. Birkaç şeyi belki öyle evden tabii fedakarlık veriyor, yapıyorsun aileden. Akademik çalışmalardan fedakarlık yapmak bilinçliydi. Bir sıkıntı oluşturmadı ama şimdi geriye dönünce bakınca tabii çocuklar hele kızlar Konya'da büyümüştü de bizim oğlan 3 üç numara çavucak büyü vermiş. Ben anlamamışım. Evet. O Anadolu insanına fırsat verildiğinde neler yapılabileceğini görmek, göstermek hususu akıllarda da çok kalmış. Arman kitabınızdaki Ahmet Hoca'nın kaleme aldığı yazıda da hocam yaptığı alıntılardan biri oydu. Kanun yapmak bu kadar kolay mı yahut bu kadar zor mu? Başlıklı bir makaleniz var. 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık kanunun bir reform olarak anıyorsunuz bunu. Bu kanunun yapım sürecine dair eleştirileriniz yer alıyor bu makale içerisinde. Diyorsunuz ki bir reform yapıldı ama bu reformun ardından çok sayıda değişiklik yapıldı. Sizin ifadeniz bu değişiklikler dürüst vatandaşların kendilerini farklı şekilde hissetmesine yol açabilir. Buradan hareketle şunu sormak istiyorum. Bu kanun yapım sürecinde metodik açıdan ne gibi problemler vardı ve ideal bir kanun yapım sürecinde nasıl hareket edilmeli? Bir sonraki sorum da aslında bununla bağlantılı ama önce isterseniz şeyden başlayabiliriz. Şu, Bu kanunda şimdi ne gibi problemler var? Şöyle vardı? gireyim ister. Hukuki istikrarı ben önemsiyorum. Hukuki istikrar ay, ay başında kanun değişikliği yapmayı ya izin vermez. Yani bir şey belki problemlidir ama onu zaman içerisinde. Çünkü insanlar ona göre kendilerini ne çeki düzen veriyorlar deyim yerindeyse. Ona göre tedbir alıyor kişi. Bir mevzuat düzenlemesi var. E siz yolun ortasında değiştiriyorsunuz. Gidişinde bir daha değiştiriyorsunuz. Bir daha olmamalı. Birinci problem o. İki, şimdi bu sosyal güvenlik re reformu tabii olması gereken bir şeydi aslında. Üç kurum vardı eskiden. Bunlar birleştirildi. Kanun tırnak içerisinde o kadar kötü ki çalışmak için ya da bir şeye bakmak için üç tane kanununuz olması lazım. O ona atıf yapıyor. O ona o atıf yapıyor. Neresi olduğuna şaşırıyorsun. kanun yürürlüğe girdi. Sosyal güvenlik kurumu birleşti. Hukuk baş hukuk hocam dedi bir dedi bize bir eğitim verseniz. Biz de üç hoca ayarladık. Eğitime gideceğiz. Ben de ama Furkancığım doçentlik sınavına hazırlanıyor gibi hazırlanıyorum. Sitese girdik. Kabul ettik bir kere baştan. Sonradan keşke kabul etmeseydim diye düşündüm. Çünkü üç tane farklı kanun tek bir kanun haline gelmiş. Avantajı şuydu, sosyal sigortalara kanunu esas almıştı. Biz de genelde onunla çalışırdık o dönemler. Emek sandı ve Bağkur'a çok bakmazdık. Neyse hazırlık yaptık, konuşuyoruz avuk avukat hukuk müşerleriyle. Ya diyorum siz bunu biliyorsunuz. Hocam bilmiyoruz. En sonra dedim ki ya bu kanun hazırlarını kendisi size sormadılar mı? Yok hocam sormadılar dedi. Kim hazırladı? Bürokratlar. Şimdi 29-30 fıkralık bir kanun olur mu ya? Maddede 29-30 fıkra olur mu? Olmaz. Yani kanun kötü hazırlanmış. Bir ara Paylaşlardan Paydaşlardan da görüş alınmamış. Alınmamış. Muhtemelen Sosyal Güvenlik Kurumu bürokratları. Çünkü bizim iş hukukunda vardır. Mesela iş kanunumuz 9 profesör hazırladı. 2004'teki, 2003'te yürürlüğe giren kanunu. Hocalara sormamışlar. Herhalde bürokratlar hazırlamışlar. 120 küsur maddeyi ilk hali. Sonra bir baktık devasa bir şey, bir şey oldu. Bir de iki kanun birleşti. Sosyal sigortalar bir, genel sağlık sigortası kanunu iki aslında. İki taslak vardı. Bir böyle işte bir 60. maddede genel sağlık sigortası kanunu kapsamı var. 4. maddede sosyal sigortalar kanunu kapsamı var. 60'da genel sağlık sigortasının kapsamı var. 60 başa atıf yapıyor falan filan. Hocam zaten alan o kadar karışık yani. Genel olarak sosyal sigorta mevzuatı <laughs> çok karışık. Çok karışık. Ama reformun yani sade olmadığını çok kurum ve kuruluşlarından... Değil. Evet. Herkes hemfikir. Bir ara gündeme geldiği elden geçilmesinde ama gerçekleşmedi. Siz iş mahkemeleri kanunu Hazırlık Komisyonu Başkanlığı da yaptınız hocam. Burada özellikle kanun yapım sürecine ilişkin dikkat ettiğiniz şeyler oldu mu? Şimdi hep şu yargılamanın uzun sürmesi gündeme gelmişti. İş yargılaması da öyle. Bizi Bakanlık Adalet Bakanlığı topladı. Dedi ki ya bu uyuşmazlıklar gündemde. Bunu nasıl çözelim? Biz aslında bir önce tüketici hakem heyetinde benzer bir taslak hazırlamıştık. Ama tabii şöyle işçi hocalar var, işçi kesimi var, işverenler var. Yani sendik konfederasyonlar var, TİSK var. Odalar ve borçlarına kişiler var. Yani alanda kişiler var. Biraz önce bahsettiğim ya iş, iş kanunu mesela 9 hoca hazırladı. 3'ünü hükümet temsil, 3 üç, 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 hükümet 3 kişi seçti. İşçiler 3 kişi seçti, konfederasyon, işverenler 9 kişi. Neyse bizim olayda biz toplandık. Dedik ki il, il bazında bir hakem gibi bir heyet oluşturalım. Bir tanesi bölge çalışma ve iş kur müdürlüğünden bir kimse olsun bir taraf işçi kesme olsun, bir taraf işveren kesimi olsun. Üç kişi. Tamam, metni hazırladık sonra seni kadar biz dediler ya buraya adam gönderemeyiz. Hadi ortada kaldı. O sırada arabuluculuk popüler. Dediler ki bunu arabulucuya tavir Ben de arabulucunun o dönem için biraz şimdi çekecelerim var. İş o bu sene iş, kaçtı hocam bu arada? Bunun hazırlandığı 2011 dönem. 2011 civarında hatırlıyorum. Ya da daha 2012-13 olabilir o civarlar. Ondan sonra uyu oluk uygun olur diye düşündük ama yine o heyetle beraber bu sefer ara monte ettik ama hep bahsettiğimiz taraflarla, paydaşlarla. O paydaşlara tekrar görüş gitti vesaire. İş mahkemeleri kanunu bu şekilde şekillendi. Hocam Türkiye'de kanun yapma sürecine ilişkin bir böyle rehber ya da nasıl ilerlemesi gerektiğine yönelik olarak bir standart var mı? Yoksa her komisyonun oluşumunda farklı bir süreç mi işliyor? Çünkü mesela bir kanunun paydaşlarından fikir alma, fikir alışverişinde bulunma meselesi birçok kanunda yapılmıyor zannederim. Ya da işte hocaların nasıl teşkil edileceği, kimlerden seçileceği gibi mevzular. Bu konuda bir mevzuatımız ya da bir rehberimiz var mı yoksa? Şimdi aslında yok. Tabi bir mevzuatta düzenleme yapmaya ilişkin bir yönetmelik var. İşte harflendirme şöyle olacak böyle ama bunun esasına ilişkin bir düzenleme yok. Dolayısıyla oradakilerin oluşum tarzına bağlı. Ama son dönemlerde çok buna dik, yani akademisyen ya da sahadaki çalışanlara epeyce bir zamandır çok dikkat edildiğini düşünmüyorum. Bazı temel kanunlar dışında. Genelde bürokratlar hazırlıyorlar. Dolayısıyla bürokratlar tamam olmalı ama tarafta alandaki kişiler de olmalı. Biz mesela bunu iş, iş hukukunda görüyoruz. Ses, sendikalar toplu sözleşme kanununda da mesela taraflar vardı. Onun avantajı şöyle oluyor. Kişi orada görüşünü beyan ediyor. E orada da diğerleri de o görüşü kabul ediyorlarsa daha güzel bir metin ortaya çıkıyor. Ama bunun içeriği şöyle olacak, böyle olacak diye bir kaydı yok. Adalet Bakanlığı'nın Kanunlar Genel Müdürlüğü'nden gelen yani arkadaşlar tabii tecrübeliydi onlar. Mesela onlar bunları biliyorlar. İşte bu maddeyi şöyle yazalım. Onların görüşleri var. Çünkü hocaların böyle bir eğitimi yok. Tıpkı hocaların formasyon eğitimi olmadığı gibi. En büyük problem o bir de. Şimdi okulu bitiriyorsunuz. Hoca oluyorsunuz. Sınıfa geliyorsun. 200-300 kişi var. Nasıl hitap edeceksin? Evet. Değerlendirmeyi nasıl yapacaksın? Efendim Sıfır vereceksin. Verebilir misin? Veremel misin? Eksi puan vermek isteyen hocalar oluyor. İki yanlış, üç doğru götürür mü? Evet. yerden sorabilir misin? Bunlar biz eğit eğitimcilerin eğitimini aldık da orada öğrendik. Ben de derse girince şöyle derdim eskiden. Arkadaşlar anlatayım anlatmayayım. İş oku fedatından <laughs> sormuşsunuz. <gülüyor> Yanlışmış. Yani anlatmadığın yerine. Şimdi her şeyi anlatamıyorsun belki ama en azından yol göstereceksin. Bu Aynı onun gibi bizim kanun yapmak anlamında da bir aslında eğitimimiz yok. Ya yani mutlaka Adalet Bakanlığı tecrübeli isimler vardır ama hocam bunun yazılı bir şeye dökülmesine ihtiyacımız var. Var, sanırım. var aslında. Evet. Hocam son olarak nasıl bitirmek istersiniz? Şimdi tabii ben hukuku çok sevdim. Hukukçulara da tavsiye edeceğim meslek aslında akademisyenlik. Dolayısıyla... Her hukuk fakültesi mezununun lisans üstü eğitim yapmasını öneriyorum. Derslerde de bunu söylüyorum. En azından akademisyenliği tercih edecekseniz orada yüksek lisans yaparken görüyorsunuz. Bir de bizim zamanımızda tabii iş aslanın ağzında denirdi. Şimdi o aslanın diyorum ki ben arkadaşlara ağzından gireceksin, kulundan çıkacaksın. İş öyle. Kolay da değil. Dolayısıyla bir arkadaşımızın hukuk fakültesini bitiren arkadaşımızın yüksek lisans yapmasını öneriyorum. Eğer kendine yetenek görürse... En güzel alanlardan bir tanesi akademisyenlik. Niye? Çünkü özgürsünüz. Yani, e, derse girişinizde, not verişinizde, e, öğrenciye hitabınızda. Sonuçta bir de arkadaşlarımızın sonuçta ulaşacağı aşama profesörlük. Profesörlüğe herkes ulaşıyor. Türkiye'de herkes ulaşıyor. Yani hak etme işini tırnak söyleyeyim ama dolayısıyla... Diğer mesleklerde, bürokraside mesela tek genel müdür var. O genel müdürü devirmek için herkes uğraşıyor Ama bizde öyle değil. Arkadaşlara tavsiyem de kendinizin rakibi olun. Başkasının rakibi almayın. Kendinizin rakibi olun. İyi donanımlı olun. Sonuçta ulaşacağımız nokta profesörlük. Dolayısıyla bugün ben varım. Yarın öbürsü gün, öbürü var. Tabi idarecilik, hep şunu da savunmuştum. Her hukukçunun mutlaka idarecilik yapması lazım. Ama doşandıktan sonra ben yarım doçantken yapmıştım. Çünkü o zaman idareyi de görmüş oluyorsun. Çok müthiş insanı geliştiriyor. Genç arkadaşlarımıza tavsiyelerimiz bunlardır. Hocam çok teşekkür ediyorum. Kurucu dekanlığını yaptığınız fakültenin bir anfisinde bu çekimi gerçekleştirdik. Bizi de ağırladınız. Çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız ve değerli vaktinizi bize ayırdığınız için. Ben de teşekkür ediyorum. Yani bu duyguları ve düşüncelerimi söyleme imkanı buldum. Çalışmalarınıza kolaylıklar diliyorum.